Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi SOM. Oradan bir açıklama varmış. O açıklamanın ayrıntısını alalım. Uğraş Bingör de o ayrıntı. Uğraş. Ahmet, küresel çapta bir sistem sıkıntısı yaşanıyor. Hava yolları, bankacılık sistemleri, hatta yemek, internetten yemek siparişleri bile birçok ülkede, birçok dünyanın birçok ülkesinde erişime ulaşmakta zorluk çekiliyor. Bununla ilgili bir açıklama var. Kısa adı USOM, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaptı dakikalar önce sosyal medya hesabından ve o açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Windows işletim sistemi kullanılan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Yani dünyadaki açıklamaların geneline bakarsak USOM'dan yapılan açıklamada gene sistemsel bir hata üzerinde durdu ve kesinlikle bir siber saldırı olmadığını söyledi. Peki nerelerde sıkıntı yaşıyor, onlardan da kısaca bir bilgi verelim. İngiliz demir yollarında Avusturya hükümeti bu konuda da sıkıntı yaşıyordu. Küresel kesinti nedeniyle acil toplantı kararı aldı. Berlin'de havalimanında kesintiler nedeniyle uçuşlar yapılamıyor. İngiltere'de sağlık sistemi durdu. Türkiye'de ise bazı bankalara erişimde bir sıkıntı var. Yine uçuş hava yollarında da ufak çaplı sıkıntılar var. İngiltere'de yine demiryolu şirketlerinde siber kesintiler nedeniyle orada gerçekleşecek yolculuklarda da sıkıntı var. Ama tekrar etmekte fayda var. USOM'dan bir açıklama var. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi sosyal medya hesabı üzerinden dakikalar önce bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Windows işletim sistemi kullanılan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın bir siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti edilmiştir denildi o mesajda. Uğraş Bingöl aktardı. Hakkı Alkan, yayındasınız sanırım. USOM evet, diyor ki bir siber saldırı söz konusu değil. Bitti. Yani bizim USOM ne açıklıyorsa ben güveniyorum kendilerine. Çünkü birebir ziyaret etmişliğim var. Gerçekten çok kıymetli mühendislerimiz, çok kıymetli güvenlik uzmanlarımız, siber güvenlik uzmanlarımız çalışıyor. Bu kesin bilgi olarak bunu yayınlarımızda paylaşabiliriz. Ama bunun arkasını bırakmamamız lazım. Çünkü günün sonunda milyarlarca dolarlık zarara uğrayan şirketler var. Bu şirketlerin bu zarara uğramasının sebebi de kullanılan işletim sistemindeki bir problem. Ve yine bulut altyapısıyla beraber karşımıza çıkan bir problem. Bu problemin arkasını bırakmamamız lazım. Buradan bir çıkarım da elde edelim. Şimdi birçok şirket böyle işletim sistemi kullanıyor. Bu işletim sistemlerini sadece internete bağlanmak için, yani bir tarayıcı açıyor, sisteme giriyor, kurumdan bahsediyorum, bu sistemden artık işlerini yapabiliyor. Bunun için Windows'a ihtiyacı olmayabilir. Yani illa Windows almak zorunda değil. Mesela ülkemizde özellikle resmi kurumlarda, bunu da gündeme getirmiş olalım, bu lisansları ödememize gerek yok. Pardus diye bir işletim sistemimiz var, çok da güvenli bir Linux dağıtımı, açık kaynak kodlu, çok güvenli bir işletim sistemi ve ücretsiz. Birçok kurumumuz kullanıyor zaten. Başta Savunma Bakanlığı olmak üzere birçok farklı kurumda kullanıyor. Hatta ben onları bedava diyorum ki ben sizi tanıtacağım. Yeter ki bu milli işletim sistemimizi kullanın. Bakın burada önemli bir kez daha ortaya çıktı. Ne yapalım? Gidelim Pardus kullanalım. İşletmeler sadece bir tarayıcıya girip kullanıcı adı şifre yazıp bulutta çalışan bir sistemi kullandıklarında gidip de Windows'a lisans ödemesine gerek yok. Burada Windows'u kötülemiyorum. Gerçekten çok güzel bir işletim sistemi. Dünyayı değiştiren az sayıda teknoloji şirketinden bir tanesi Microsoft. Ama bir fiyat fayda hedefimiz var bizim. Yani öyle saçılacak paralarımız yok. İşletmelerin de yine böyle. Hem lisans maliyetlerinden kurtulabilir hem de böyle güvenlik problemleriyle karşılaşmazlar. Bunu da gündeme getirmiş olun. İşletim sistemimizin adı Pardus. TÜBİTAK geliştiriyor. Geldi. Peki biraz önce ekrana da taşıdık. Microsoft bir çözüm önerisi paylaşmış kullanıcılarıyla. Ne dersiniz? Yani bu yeterli olur mu? Kurtarır mı sistemi? Acı ya. Ben gördüm. Çok teşekkür ederim. Şu an gittim. Evet. 4 adım Windows'u güvenli modda başladı. Ya bu ben 20 yıl önce bilgisayar dergilerinde editörlük yaparak bu işe başlamıştım. Biz bunları öneriyorduk. Ya bu problemleri çözmek için işte bilgisayarı yeniden başlatın. Komut satırını açın, işte bunu değiştirin falan. Ya aradan 20 yıl geçti.
20 yıl sonra inanılmaz fiyatlarla satılan lisanslar karşılığında kullanıcının sistemi çökmüş. Yani önerdiğimiz yöntem bu olmamalı. Çok ciddi bir güven kaybına sebep oldu. Bilmiyorum borsada da yatırımcılar ne tepki verdi ama yani bu şu anda izleyicilerin izlemiş olduğu ekran hakikaten facia. Peki ne dersiniz? Ne kadar daha sürer bu sıkıntı? Bugün problemi çözerler. Hızlı bir şekilde bir yama sunacaklarını düşünüyorum. Yine ben de takip edeceğim. Bunlar çok fazla sürmez. Ama işte burada dediğim gibi yani borsadaki bir saniyelik kesinti milyarlarca dolarlık bir işlem hacminin durması anlamına geliyor. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. Kısa sürede çözülse bile ha tamam bugün hallettik. Böyle bir kabul mekanizması yok. Bir daha yaşanmayacağını nereden bileceksiniz? Peki ne yapılması gerekiyor? Bir daha yaşanacak. Çünkü az önce konuştuk. Bir daha yaşanacak. Her zaman daha yaşanacak. Daha önce de yaşanmıştı. Daha önce de yaşandı. %99.9'lar gitse bile bir tane bir var. O bir başımıza gelecek. Tıpkı böyle deprem olacak gibi bir şey. Bu mutlaka başımıza gelecek. Ne zaman gelecek onu göreceğiz. O nedenle bizim USOM gibi şirketlerimizin güçlü olması lazım. Bunun dışında işletmelerimizin özellikle kritik işletmelerimizin çok siber altyapılarının A planı, B planı, C planı olması lazım. Yani gerçekten ortada bir felaket tellalı çalıştırması lazım bu şirketlerin. Bu felaket tellalına diyecekler ki başımız en kötü ne gelebilir? O düşünecek yani başımıza en kötü işte şuradan gemi geçerken kablo çarptı. İşte buradan data center'a bir şey girdi, kamyon çarptı vesaire. Bunların planları karşısında biz ne yapacağız? Bu felaket tellalının konuşturacaksınız, ona çözüm üreteceksiniz. Hazırda bekleyeceksiniz. Allah korusun böyle bir problem çıktığında da hemen onları devreye alacaksınız. Peki tabii son soru olsun. Hep biz büyük şirketleri konuştuk, aksiyon sistemleri konuştuk, kurumları konuştuk. Peki tekil kullanıcı için bir sıkıntı yarattı mı bu kesinti? Tabii işletmeler için yani bizim şu anda kullandığımız Windows bilgisayarlarda herhangi bir problem yok. İşte Windows'lar, ağırlıklı Mac var. Linux sunucularımız Linux olduğu için yani bizim kendi çevremizde ve işletmemizde bir yaşadığımız bir problem yok. Ama bu tamam bireyleri engellemiyorsa problem yoktur olarak algılanmasın. Çünkü piramidin altında çarpan sayısı çok fazla olan işletme var. Bu işletmelerin görmüş olduğu zarar öyle kolay atlatılacak bir zarar değil. Bunun Microsoft'a faturası çok pahalı olacak. Bunu da böyle bir iki güne görmüş oluruz. Hakkı Alkan çok teşekkür ederim. NTV yayınına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tabii enteresan bir gün. Biraz önce Uğraş Mingöl aktardı. USOM'dan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden bir açıklama var. Tabii ilk akla gelen böyle büyük çaplı bir kesintide bir siber saldırı mı acaba yaşanan? USOM diyor ki hayır bu bir siber saldırı değil. Ekranda da çözüm adımları paylaşılmış Microsoft'un. Bir sistem güncellemesi öneriyor kullanıcılarına. Tabii bu şu anda ekranda olan çözüm adımları, çözüm önerisi etkili olur mu? Bu kadar büyük sistemlerde tabii o da kullanıcıya biraz önce Hakkı Alkan'la konuşmuştuk. Çok bir şey ifade etmiyor demişti. Tabii bir yama gelecek mi? Sonuçta Microsoft'un bulut sisteminde bir sıkıntı yaşandı ki yaklaşık 2-2,5 saat önce başladı bu sıkıntı ve dünyanın farklı noktalarında havayolu şirketlerinin ciddi anlamda aksaklıklar yaşadığını görüyoruz.